Merhaba sevgili örgü severler kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle önümde görmüş olduğunuz bu bardak altından öreceğiz. Yapımı oldukça basit. Köşe kısımlarına boncuk işlemelerinde bulundum. Daha doğrusu örerken boncukları takarak ilerledim. Şu şekilde göstermek istiyorum. Kahve sunumlarınıza şıklık katacak bir model oldu. şöyle bardakta da göstereyim boyut olarak bir tık bardak altlıklarından büyük arkadaşlar ama bu şekilde fincanın altı altlığı ile birlikte koyduğunuzda gayet şık duruyor gene şu şekilde bir bardakla kombinlediğinizde gayet güzel duruyor ben arta kalan kağıt değerlendirmek adına böyle bir tarifte bulundum ve elimde boncuklarım da vardı onları da kullandım boncuksuz olarak da örebilirsiniz Şöyle 3,5 mm tığ kullandım. Ve dilediğiniz her an her renk bir kağıt ipi kullanabilirsiniz arkadaşlar. O zaman iplerimizi tığımızı hazırlayalım. Örmeye başlayalım. Şöyle göstereyim. Bu arada supla ve başka e, kağıt bardak attığı tariflerim de sayfamda mevcut. Onlara da videolarım kısmından göz atabilirsiniz arkadaşlar. Ama video başlamadan önce kanala abone olmayanlarınız varsa abone ol butonuna tıklamayı unutmayalım. O zaman başlıyoruz örmeye. Evet arkadaşlar 3,5 mm tığım ve kağıt ipimle örmeye başlıyorum. İsterseniz sihirli halka yaparak da başlayabilirsiniz. Ama ben zincir çekeme çekerek başlamayı tercih ettim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Başlangıç zincirimle birlikte birinciye battım arkadaşlar. Birinciye battım, ipimi aldım. Kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. İçinden çıkarım küçük bir halka elde etmiş oldum. Bir yandan ipimi şu şekilde gizleyerek devam edeceğim. 1 2 3 zincir çektim. Bir tane daha çekelim. 4 zincir çekerek örgüme başladım. 4 tane zincir çektim arkadaşlar. Tığımın üstüne ipimi doladım. Halkamın içine batıyorum. Halkamın içine battım. İpimi arkadan aldım. 2 2 şeklinde bir tane trabzan yaptım arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Hemen tekrar halkamın içine batıyorum. Bir tane daha trabzanımı yaptım arkadaşlar. Toplamda bu şekilde 12 tane trabzan yapacağım. Bir zincir çektim. Tekrar halkamın içine battım. Çıktım, bir zincir çektim, battım halkamın içine. Her bir trabzanın arasında bir zincir olacak şekilde halkamın içine dolduruyorum. Toplamda. 12 trabzan dolduracağım. Evet 12. trabzanımı da yaptım. Sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bir zincir çektim tekrar. Burada 4 tane zincir çekmiştik. 1, 2, 3. Üçüncüye, 3. Üçüncü zincirimize batıyoruz. Üçüncü zincir deliğime battım. İpimi arkadan aldım ve kaydırma tekniğiyle çıkardım arkadaşlar. Toplamda 12 tane trabzanımız oldu. Hemen tekrar sıradaki boşluğuma batıp arkadan ipimi alıp tekrar kaydırma tekniğiyle bu şekilde içinden geçirerek orta kısma geldim. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar tığımın üstüne ipimi doladım. Hemen aynı boşluğa battım. İpimi arkadan aldım. Ve bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum tekrar. Tığımın üstüne ipimi doluyorum. Bir sonraki boşluğuma geçtim. Ve ikili trabzan yaptım. Tığımın üstüne ipimi doladım. Battım. Aynı şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. İki iki şeklinde çıkarıyorum. Yani bilmeyenleriniz varsa onu söyleyeyim. Bir zincir çektim. Hemen bütün boşluklarımı bu şekilde iki kere trabzan doldurup aralarında bir zincir çekerek örmeye devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar kağıt ipi örmeden yumuşatan arkadaşlarımız var. Ben yumuşatma işlemi yapmadan örüyorum. Doku olarak gayet sert duruyor. O yüzden örmesi bir tık zor olabilir ama genelde önerilmiyor kağıt ipi yumuşatma yapma işlemi. Soranlarınız var yıkama yapabilir miyiz şeklinde. Bu arada bunları yıkamak isterseniz de hani direkt suya tutup hani akıtabilirsiniz ama sererek kurutun. Yani şöyle düz bir zemine koyup veya çamaşırlığınıza koyup bu şekilde asma işlemi yapmayın. Keratipiniz zarar görmesin. Deterjanla yıkamayın arkadaşlar. Hani herhangi bir zarar gelmesin açısından. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bir zincir çekip her bir boşluğuma iki tane trabzan dolduruyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Son iki trabzanımı yapmıştım. Bir zincir çekiyorum. Buradan gene bir, iki, üçüncü zincir tepeme batıp ipimi kaydırıyorum. Tekrar orta kısmıma gelip batıp ipimi kaydırıyorum. Gene böl e, boşluk kısmıma geldim arkadaşlar kaydırma yöntemiyle. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi geldik 3. sıramıza. Şöyle net gözüküyordur umarım. 3. sırama geldim. Aynı boşluğa batıp bir tane ikili trabzan yaptım bir zincir çekiyorum. Tekrar bir sonraki boşluğa geçmiyorum arkadaşlar. Bu sefer aynı boşluğa iki tane daha ikili trabzan dolduruyorum. Şu an şu sıradayız arkadaşlar. Aynı boşluğa dört tane trabzan dolduracağız ama iki trabzan örüp arasında bir zincir. İki trabzan bir zincir şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi iki trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İki trabzan daha yaptım. Bir zincir çektim. Direkt hemen yanındaki diğer büyük olan boşluğuma geçtim. İki trabzan yapıyorum. İki trabzan yaptım bir zincir çektim hemen aynı boşluğa iki trabzan daha yapıyorum bir zincir çektim her bir şeyin arasında bir zincir var arkadaşlar her iki trabzanın arasında bir zincir var hemen yanındaki boşluğuma geçtim büyük olan boşluğuma 2 trabzan, 1 zincir aynı boşluğa 2 trabzan daha ördüm. Komple sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Yani bakın 2 tane ördük. 2-2 yani iki, iki ördüğümüz ara boşluklara yapıyorum bunu. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan olarak dolduruyorum arkadaşlar. 1 zincir çekiyorum tekrar diğer bir önceki sıradaki büyük boşluğuma batıp iki trabzan yapıyorum. İki trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Battım. Tekrar aynı yere iki trabzan daha yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar son boşluğuma da 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan doldurdum ve sıra sonuna geldim. 1 zincir çekiyorum. Hemen gene sayıyoruz. 1, 2, 3. trabzan tepemize batıp kaydırma tekniğine kaydırıyoruz. Hemen bu sefer iki tane trabzan olduğu için yanındaki trabzanın tepesine de batıp kaydırma tekniğiyle kaydırdım. Hemen sıradaki tepedeki boşluğuna batıp kaydırma tekniğiyle kaydırdım ve orta kısmına geldim boşluğun. Evet arkadaşlar şimdi şu kısma geldik. Boşluk, büyük boşluk, küçük boşluk, büyük boşluk, küçük boşluk şeklinde ilerleyeceğiz. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen yanındaki bu boşluğuma geldim. Trabzanları atlayıp ara boşluğuma bakın. Trabzanları atlayıp ara boşluğuma battım ve sık iğnemi yaptım. 5 zincir çektim. Ara boşluğa gelip sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen bir sonraki trabzan şu iki tane trabzanı atlayıp ara bir zincir çektiğimiz ara boşluğa geldim. Yani bütün sadece ikili ara bütün ara boşluklarımıza bir zincir çekerek yaptığımız bütün ara boşluklara batarak ilerleyeceğim. Ama 5 zincir çekip batacağım. Bir sonrakinde 3 zincir çekip battım. Tekrar 1, 2 3 4 5 zincir çektim. Battım sıradaki boşluğuma. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Battım sıradaki boşluğuma. Bu şekilde bütün sıramı dolduracağım. 5 zincir, 3 zincir, 5 zincir. Şimdi sıra 5 zincirde. 2 3 4 5 5 zincir çektim. Sıradaki ara boşluğuma batıp sık iğne ile sabitledim. 1 2 3. Şimdi sıra 3 zincirde 3 zincir çekerek battım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. 2 3 4 5 zincir çektim. Sıradaki boşluğuma battım ve sık iğne ile sabitledim. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. 5 zincir çektim en son birleştirdim. Burada da 5 zincir çekerek başlamıştık. Sıra sonunda da 1, 2, 3 zincir çekerek tekrar sabitleme başlangıç zincirimin olduğu şu kısma batıp sabitleme içinden ipimi çıkardım kaydırma tekniği birleştirdim şimdi bu battığım yere başlangıç yerim var ya battığım yere arka kısımdan tığımı batırıp ipimi arkaya alıyorum arkadaşlar ipimi arkaya aldım tekrar bir zincir çekerek sabitledim bir tık uzun bırakarak kestim. Evet şöyle göstereyim. Biraz marullanmış gibi duruyor ama örme işleminiz bittiğinde düzelecek. Artı ütü yaptığınızda burada gördüğünüz gibi kağıt gibi dümdüz oluyor arkadaşlar. Şimdi Son sıramızı örmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar her bir su e, her bir bardak altlığı için 12 tane boncuk kullandım ben. Boncukları nasıl geçiriyorum? E, direkt kağıt ipimi ben direkt iğne kullanmadan geçirdim. Boncuklarım o şekilde girdi. Ucunu düzeltiyorum makas yardımıyla. Ama daha kalın boncuk da geçirebilirsiniz tabii. Benim elimde bu boncuklar vardı. Şu şekilde içinden gayet rahat geçiyor. Kağıt Kehadip sert olduğu için iğne gibi duruyor. 12 tane boncuğumu geçirdim ve örmeye başlıyorum. Evet, herhangi bir noktasından batarak örgümüze başlayacağız arkadaşlar. İsterseniz ezan bitsin ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar ezanımız da bitti. Ee, şimdi şu şekilde küçük olan noktamızdan batarak başlayacağız. Öncelikle tığıma ipimi sabitliyorum. Tığıma ipimi sabitledim. Küçük olan noktamdan batıp bu şekilde ipimi çıkardım bir tane sık iğne yaptım bu şekilde ipimi gizlemek için böyle doluyorum etrafından başlangıç ipim gizlensin diye Evet doladım tekrar şimdi küçük olan yerden batıp sabitlemiştim büyük olan yere batıp ikili trabzan yapıyorum toplamda üç tane ikili trabzan yapacağım Birinciyi yaptım. Tığımın üstüne ipimi doladım. İkinciyi yaptım. Tekrar battım. Üçüncü sık iğnemi. Pardon. Üçüncü. Üçüncü trabzanımı yaptım. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Bir zincir çektim. Bir tane boncuğumu getirdim arasına. Bir zincir daha çektim arkadaşlar. Hemen gerideki trabzan tepe boşluğuma batıp bir sık iğne yaptım ve birinci boncuğumu kullanmış oldum. Şimdi ikinciyi yaparken daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Evet boşluğumun içine 3 tane daha trabzan dolduruyorum. ve bu sırayı tamamlamış oluyorum. Şimdi küçük boşluğuma batıp bir sık iğne yapıp birleştirdim ve ilk basamam oluşmuş oldu. Şimdi ikinci yaparken daha net anlayacağız. Sık iğnemizi yapmıştık. Bir sonraki büyük boşluğumuza batıp 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. ikinci trabzan, 3. trabzan, bir zincir çektim. Hemen bir tane boncuk alıyorum ara kısmıma, bir zincir daha çekiyorum. Hemen gerideki trabzan tepe boşluğuma bakın şuradaki boşluğuma battım ve sık iğnemi yaptım. Tekrar devam ediyorum. 3 tane daha trabzan yapıyorum. Üç tane daha trabzanımı yaptım. Sıra geldi minik boşluğuma batmaya. Minik boşluğuma battım ve bir yine yaptım. Böylelikle ikinci motifimde olmuş oldu. Bir yandan bu şekilde elimle düzelterek ilerliyorum. Kağıtta kaymalar olabiliyor. Tekrar son kez gösteriyorum. 3 tane trabzan yaptım arkadaşlar. Evet. Bir zincir çektim bir tane boncuk arasına koydum ve trabzan ara boşluğuna bir önceki trabzanın ara boşluğuna batıp sık iğnemi yaptım. 3 tane daha trabzan yapıyorum. 3 tane daha trabzan yaptım. Minik olan boşluğuma batıp sık iğnemi yaptım. Şöyle bakalım. Şimdi pek hoş durmuyor gibi olabilir ama ütü bastığınızda hepsi düzeliyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde aynı işlemleri yaparak sıra sonuna kadar ilerleyelim arkadaşlar. ek kısımları nasıl gizliyorum onu da göstereyim Arkadaşlar ben her zaman genelde dolayarak gizliyorum bu şekilde hem aralardan ip kaçmamış oluyor bu şekilde bir önceki sırada kestiğimiz ipi bu şekilde dolayarak üzerine örgümü örüyorum orayı da göstermek istedim sıra sonuna kadar devam edelim Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldim tekrar ilk başlangıç trabzan sık iğneme yani trabzan tepeme veya sık iğneme tığımın üstüne ipimi dolamadan direkt olarak batıyorum ipimi arkadan alıyorum ve içinden çıkarıyorum tekrar aynı noktadan tersten arkadan batıp tığımı çıkarıyorum ipimi Arkaya alıyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi sabitliyorum. Bu şekilde kesip bardak altımı bitiriyorum. Tekrar tığ yardımıyla bu noktaların içinden geçerek şöyle bir tane geçelim. Şu an sık ördüğümüz için. Bu şekilde ipimi içlerinden geçirerek yürütüyorum. Videoyu çok uzun tutmamak adına oraları detaylı olarak göstermek. Şu şekilde yıldızlarımı trabzanlarına düzeltiyorum elimle. Bu şekilde ütü yapmadan önce düzgün bir şekilde düzeltin arkadaşlar trabzanlarınızı. Çünkü ütülediğinizde o şekilde kalacak modeliniz. Düzelttim. Ütümü nasıl yapacağım onu da söyleyeyim. Ütü videosu daha sonradan gelecek arkadaşlar. Kağıt iplerimi nasıl ütülüyorum onları da göstereceğim. Ama zaten çok basit. Tersinden ben direkt ütüyü aslında genel olarak direkt üzerine vurarak ütülüyorum. Ama bazılarımızın ütülerinde yakma yapabileceğini düşündüğüm için şu şekilde üzerine bir tülbent örterek ütünüzü yapın arkadaşlar ön ve arkaya tülbent örterek ütüleyebilirsiniz orta ısıda olsun çok yüksek ayarlı olmasın kağıt ipimizi yakmayalım. ütülediğimizde gördüğünüz gibi bu şekilde dümdüz duruyor şu an biraz bombeli durabilir tekrar şöyle göstereyim modelimiz bitti ütülemeden de tabii ki de kullanabilirsiniz ama daha şık durmasını istiyorsanız ütü yapmanızı tavsiye ederim bu şekilde renk renk evdeki kalan boncuklarınızı ve iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Videomu beğenip yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına Instagram sayfamın linklerini bıraktım. Oradan da takiplerinizi bekliyorum. Birçok tarifi YouTube'da paylaşma şansım olmuyor. Hepsine video çekemiyorum çünkü ama oradan detaylı resimlerini atıyorum Instagram sayfamdan da. Oradan da beni takip etmenizi Evet, takip ederseniz mutlu olurum. O zaman bir sonraki videoda buluşmak üzere arkadaşlar. Sevgiyle kalın.